topraklarda 623 yıl hüküm süren Osmanlı'nın kemikleri sızlıyor. Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Şehzade Mehmet Orhan Efendi'nin bir mezar taşı dahi olmadı. Şehzadenin kemikleri toplu mezara atıldı. Bu yürek yakan sürgünün acı biten hikayesi. Yaya geldiğim bir yerde yatmak isterim. Hayali İstanbul'da toprağa verilmekti Şehzade Mehmet Orhan Efendi'nin. Tüm Osmanlı evlatları gibi o da İstanbul'a aşığıydı. 14 yaşında sürgünle terk ettiği bu kadim kente ancak 68 yıl sonra dönebilmişti. O da 2 haftalığına. Ölümünden birkaç ay önce 1994 yılındaki ziyareti sırasında yaşadığı vatan sevgisini TGRT Haber'e anlatmıştı. Vatan hasreti onun için gözyaşı olmuştu. Ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Kendi vatanımı gördüm. Cenab-ı Hakk'a dua ettim ki ben ölmeden evvel bir kere vatanımı gördüm diye. İstanbul ziyaretinde anılara yolculuk yaptı. 1909 yılında Üsküdar'daki bir konakta doğdu Şehzade Orhan Efendi. Neyse ben İstanbul'da olduğum seneler çocukken hiçbir şeyi unutmaz. Çocukluk anılarında Sultan Abdülhamit Han'a yaptıkları bayram ziyaretlerinin ayrı bir yeri vardı. Büyük babam Sultan Hamid'i 3 defa ziyarete gittiğimizi hatırlarım. Tahttan indirildikten sonra Beylerbeyi Sarayı'nda tutuluyordu. Bayramlarda sultanlar, şehzadeler, torunlar hep beraber ziyaretine giderdik. Büyük babam sağ dizine Abdülkerim'i, sol dizine beni oturtur, severdi. Henüz bir çocuktu. Genç Cumhuriyet saltanatı kaldırdı ve Osmanlı Hanedanı'na 50 yıllığına sürgün kararı çıktı. O günü hatıralarında Hanedan Reisi Şehzade Mehmet Orhan Efendi dün gibi hatırlıyordu. Bir akşam üzeri mektepten yeni dönmüştüm. Konağa iki polisle bir komiser geldi. Komiser ağlıyordu. Bana bir kağıt imzalattılar. 14 yaşındaydım. Ne olduğuna bile bakmadan imzaladım. Acelem vardı, bisiklete binecektim. Meğer 24 saat içerisinde Türkiye topraklarını terk edeceğime dair garanti vermişim. O imza ile birlikte tüm hayatı alt üst oldu. Tıpkı diğer hanedan mensupları gibi. Bu insanlar hiçbir mallarını satamadılar. Ellerine birkaç eşyasını ancak alabildiler. Ve Sirkeci'den trenlerle ve vapurlarla yurt dışını birkaç gün içinde terke mecbur tutuldular. Çok zor bir hayatı oldu. Hayatının son yıllarını Fransa'da 30 metrekarelik küçücük bir dairede kiracı olarak geçirdi. Mehmet Orhan Efendi yurt dışına çıktığında 14 yaşında bir okul çocuğuydu. Ve yurt dışında çok çileli bir hayat sürdü. Her türlü mesleği yaptı. Teneke fabrikasında çalışmaktan, arpa çuvallarını gümrükte taşımaktan, uçak pilotluğuna kadar bütün meslekleri edindi ve hayatının son günlerini Fransa'nın Nice şehrinde geçirdi. Türkiye'de yaşıyor olsalardı kim bilir belki de İngiliz kraliyet ailesi gibi varlık içinde olacaklardı. Hatta biz belki de haberlerini yapıyor olacaktık. Ama sürgünle birlikte dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Tıpkı Şehzade Mehmet Orhan Efendi gibi. Ve ne yazık ki gözlerini Fransa'da yumdu. 12 Mart 1994 yılında hayata gözlerini yumduğunda 85 yaşındaydı. Fransa'nın Nice kentinde toprağa verildi. O gün bir mezar taşı dahi yoktu. Mezarının başına dikilen bu tahta parçasına bir küçük plakayla adı yazıldı. Başında papatya ailesinden iki garbera çiçeği nöbet tutuyordu. Vefatınızda Allah gecinden versin, Allah-u Teala geçinden versin. Nereye defn olmak istersiniz? Kabil olursa tabii İstanbul vatanıma, kabil olmazsa nereye olursa olsun. İstanbul olmadıktan sonra neresi olursa benim için hepsi. Sonsuz uykusunu İstanbul'da uyumak istiyordu. Vasiyeti böyleydi ama mümkün olmadı. Halbuki bu kişi 70 yıl vatanından ayrı kalmıştı. Demek ki bu Osmanlı hanedanı üyelerinin kalbinde vatan sevgisi hep yeşermişti, taze durmuştu. Hanedan reisi sonsuz uykusuna yattı, Nice mezarlığında da rahat edemedi. Ecdadı yad etmek ve bir dua etmek için Nice kentindeki Doğu Yakası mezarlığına ziyarete giden tarihçi yazar Doktor İbrahim Pazan'ı şoke eden olay da böylece ortaya çıktı. Mezarlık görevlisi bana hemen Mehmet Orhan, ah
diye bir ses çıkardı ve gelecek cevabın iyi olmadığını daha o zaman anladım. Mezarlığı bir uçtan diğer uca kat etti. Dolaştı, dolaştı, dolaştı ama Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Şehzade Mehmet Orhan Efendi, Osmanlı Hanedan Reisi'nin mezarı sanki sır olmuştu. Öyle ki burada parsel numarasını, yerini bilmeden bir mezarı bulmak samanlıkta iğne aramaktan bile zordu. O yüzden zamanım da geçiyordu ve parseller arasında koştururken büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Acaba Mehmet Orhan Efendi'nin mezarını bulamadan mı dönecektim diye. O sır mezarlık görevlisinin açıklamalarıyla aydınlandı. Mezarlık görevlisi inanılması güç durumu yürek yakan cümlelerle anlattı. Prens Mehmet Orhan'ın mezarı 1994'te 6 yıllık bir süre için tahsis edilmişti ve bu yenilenebilirdi. 2010'da Nis Belediyesi süreyi uzatmak istedi ama kimse gereğini yerine getirmedi. Bu nedenle 2010'da mezar boşaltılarak kemikleri Osasure denilen yere nakledildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun şehzadesi kimsesiz muamelesi gördü. Yaklaşık 200 euro olan mezar yeri kullanım ücreti yatırılmadığı için kemikleri mezarından çıkarıldı ve kimsesiz, sahipsiz cenazelerin kemiklerinin toplandığı bu kuyuya atıldı. Bu daire şeklindeki alanın ortasında 6-7 tane iki tarafında halkaları bulunan demir kapaklar bulunuyordu. İşte o zaman acı gerçeği anladım. Bu demir kapaklar kaldırılmış ve Mehmet Orhan Efendi'nin belki de bir naylon torbaya konulmuş kemikleri bu çukurdan içeriye diğer sahipsiz mezarların cenazeleri gibi atılmıştı. Fransa'nın Nis Belediyesi için o Osmanlı İmparatorluğu'nun bir varisi değil, kimsesi olmayan yaşlı bir adamdı ve kanunlar uygulandı. Şehzade Mehmet Orhan Efendi'nin kemikleri şimdi bir kuyunun içinde toplu mezarda. Türk milleti yıkılmaz. Ve bir şey vardır. Türk yılmaz, cihan yıkılsa Türk yılmaz. Tek bile kalsa, düşmana salsa Türk yılmaz. Tarihçi yazar İbrahim Pazan o toplu mezarın başına gitti. Bir dua etti. O an yaşadığı elem, keder, ızdırapsa tarifsizdi. Bitkin bir halde, çökmüş bir vaziyette oraya diz çöktüm ve Fatiha ve İhlas suresini okuyarak Mehmet Orhan Efendi'nin ruhuna üzüntüyle bağışladım. Her zaman övgü ve gururla bahsettiği Türk milleti ona sahip çıkamadı. Tıpkı diğer hanedan mensuplarının olduğu gibi. Oysa Türkiye ziyaretinde onu bağrına basan Türk milleti için söylediği sözler hala kulaklarda. Muhabbet gösterdiler bana. Candan muhabbet gösterdiler. Şehzade Mehmet Orhan Efendi'nin kemikleri ne yazık ki Fransa'da bir toplu mezarda. Dedesi 34. Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülhamit Han'ın türbesi ise Çemberli Taş'ta. Dede ile torun arasında binlerce kilometre mesafe var ve Osmanlı'nın kemikleri sızlıyor. Türk milleti Şehzade Mehmet Orhan Efendi'ye sahip çıkamadı. Peki ya diğer şehzadeler? Tarihçi yazar İbrahim Pazan en azından kalanlara gerekli saygı ve itibarın verilmesi gerektiğini söylüyor. Gönül ister ki devletin şefkatli eli bu padişah torunlarına da uzansın. Onlar arzu etmeseler, istemeseler bile Türkiye'de yaşamaları sağlansın. Onlara bakıcılar tutulsun. Burada vefat ettiklerinde dedelerinin kabirlerinin yanında gömülmeleri temin edilsin. Şehzade Mehmet Orhan Efendi İstanbul'u ziyaret ettiğinde İstanbul Boğazı'nın havasını almak istedi. Köprünün üzerinde aracını durdurdular. Köprüdeki koruma polisleri koşarak yanına geldi. Önce tanıştılar, selam durdular. Ardından da sarılıp ağlayanlar oldu. O an Şehzade Mehmet Efendi sürgün edildiği günü hatırladı. Çünkü tarih tekerrür ediyordu. Aynı şey 70 sene, 69 sene sonra köprüyü geçerken, bu yeni yapılan köprüde, üç polis, bir de komiser
beni gördüler, konuşuyorlar. Onlar da ağlamaya başladılar, hatırıma geldi. Döndüm giderken ağladınız. Tabii onlara söylemedim, düşündüm. Geldiğime de ağladınız. Allah sizlerle razı olsun dedim. Bundan sonrası ise tüm mazlumlara el uzatan, milyarlarca dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kalıyor.